Kırgızistan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Ben bugün Bişkek'teyim. Kırgızistan resmi adıyla Kırgız Cumhuriyeti ve Kırgızistan aynı zamanda 6,5 milyonluk nüfusa sahip. Fakat Kırgızistan'ın %20'si başkentte, yani Bişkek'te yaşıyor. Şu an benim bulunduğum şehirde Bişkek. Kırgızistan'ın komşuları ise kuzeyde Kazakistan, güneyde Özbekistan, güneybatıda Tacikistan, güneydoğuda ise Çin'dir. Benim en çok merak ettiğim ülkelerden bir tanesiydi Kırgızistan. Bugün buraya geldim. Dün gelmiştim daha doğrusu ama çok fazla gezme imkanım olmadı. Hava kararmıştı. Bugün Bişkek'i gezmek için sabırsızlanıyorum. Hemen şu dikkatimi çekti. Her yer yemyeşil. Biraz da araştırma yaptım. Ülkenin %4'ünü zaten ormanlar kaplıyormuş. O yüzden yaylalarına gitmeyi de çok istiyorum. Her yer yemyeşil. Ülkenin bu caddelerin her yerinde ağaçlar var gördüğünüz gibi. Bu çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel. O yüzden de burada ormanlar zaten çok fazlaymış. Şu an şehir merkezindeyim. Şehir merkezini geziyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Dondurmalar falan 40 som, 60 som. Bence fiyatlar güzel yani. Uygun ülke bulmak beni çok mutlu ediyor. Yine burada ayrandan satıyorlar. Aslında ayran değil de çok susadım ya. Su falan almak istiyorum şu anda. Evet, şimdi bayrağımız var. Şu anda ise size Kırgızistan'ın bayrağından bahsetmek istiyorum. Aslında Kırgız 40 boy anlamına gelmektedir. Kırgızistan bayrağındaki 40 güneş ışınları da 40 boyu temsil etmektedir. Güneşin içindeki yolların kesimi ise aslında Kırgızistan çadırlarının üstten görünümü anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda da Kırgızistan bayrağının kızıl rengi barışı ve dürüstlüğü sembolize etmektedir. Tam arkamda ise Kırgızistan'ın milli kahramanı olan Manas'ın heykeli bulunmaktadır. Aynı zamanda Manas Destanı'nın da yazarı olmaktadır. İsmini de yine Manas Destanı Manas'tan almıştır arkadaşlar. Aynı zamanda da burada askerler şu anda değişiyor. Saat 6'ya kadar çalışıp daha sonrasında diğer askerler geliyormuş. Şimdi buradaki askerler gidecek. Diğer askerler de yavaş yavaş geliyorlar. İşte tam karşıdalar. Burada asker değişimi olacak şimdi. Belirli bir süre aralıklarıyla beraber farklı farklı askerler gelip işte bu tam burada bayrağın altında bekliyorlar. Şu an arkamda gördüğünüz yere geldim. Tam caddenin yani şehir merkezinin ortasında Bişkek Bayçili'nin heykelini görüyoruz. Peki kimdir? 1700 ve 1757 yılları arasında Bişkek ordu komutanı olmuş. O yüzden Bişkek için çok önemli bir yere sahipmiş. Hatta Bişkek'te ismini işte Bişkek kahramanı olan Bişkek Bayçili'den almış. O yüzden de Kırgızistan'ın başkenti olan Bişkek'e Bişkek ismi verilmiş arkadaşlar. Burayı da sizlere göstermek istedim. Aynı zamanda o zamanlarda bütün orduları da birbirlerine bağlamışlar. Yani birbirlerine birleştirmişler. O yüzden gerçekten çok önemli bir insanmış kendisi. Kırgızistan'da dikkatimi çeken şeylerden birisi de her yerde Sovyet izleri var diyebilirim arkadaşlar. Parklarda ve caddelerde sizler de geldiğinizde bunu göreceksiniz. Her yerde gerçekten Sovyet'e dair bir şeyler var. Bu arada havaların sıcaklığı nedeniyle böyle her yerde içecekler satıyorlar. Burada da yine bir içecek gördüm. Ne yapıyorlar acaba? Meyvelerle falan yapıyordu aslında. Burada da böyle içecekler var. Az önce portakalları falan doğuruyordu arkadaş. Öyle içecek hazırlıyorlar burada. Fiyatı da 85 som arkadaşlar. Birazdan hazırlarsa gösteririm. Kırgızistan ormanlık alanları çok fazla meşhur olduğu gibi parkları, bahçeleri de yine çok meşhur. Böyle her yerde park alanları var. Şu an geldiğim yer ise yine bir park alanı. Luna Park gibi ama aynı zamanda kafeler var. Yeme içme yerleri var. Çocuklar için oyun alanları yapmışlar. Büyük bir park ve baya baya kalabalık. Özellikle de akşam saatlerinde insanlar daha çok dışarıya çıkıyor. Yani ben gündüz çok kimseyi görmüyorum. Bence sıcaklardan kaynaklı olabilir. Ama genel anlamıyla akşam saatlerinde oluyor. Biraz Gence'deki parkı anımsattı bana ama. Tabii o çok büyüktü ama birazcık anımsattı açıkçası.
Parkta gezerken hem biraz yoruldum hem de Kırgızistan'ın geçmiş tarihinden bahsetmek istiyorum size. Kırgızlar Göktürk Devleti'nde Sayan Dağları'nın kuzeyinde yaşamışlardır. 840 yılında Uygur Devleti'ni yıkıp kendi devletlerini kurmuşlardır. Karahanlılar zamanında ise Müslüman olmuşlardır. Şu anda Kırgızistan'ın %70'i Müslümandır. Dini ise İslam'dır arkadaşlar. Bu bilgileri de sizlere vermek istedim. 1991 yılından beri Kırgızistan'ın resmi dili Kırgızca olarak kullanılıyor. Aynı zamanda ise Rusçayı çok sıklıkla, yani bütün gençler Kırgız dilini aynı zamanda Rus dilini biliyorlar. Aynı zamanda 1970 yıllarında da madencilikte çok fazla kendilerini geliştiriyorlar. Burada 600 tane sanayi bulunuyor. O yüzden de konserve olsun, madencilik olsun, sırça olsun, bu konularda çimento olsun, bu konularda çok fazla insanlar kendilerini geliştiriyorlar. O yüzden de madencilik ve sanayi bu ülkelerde çok gelişmiş durumdadır. Şimdi ise Kırgızistan'ın en geniş meydanlarından bir tanesine geldim. Burada daha çok festivaller düzenleniyor, milli törenler yapılıyor. İnsanların gelip dinlenme alanları, yaz aylarında yürüyüş yaptığı alanlar diyebilirim. Yani biraz daha böyle aktivitelerin yapıldığı da diyebilirim aynı zamanda. Böyle bir alan, geniş bir park alanı. Burası her yer yemyeşil, yine her yer çiçeklerle süslenmiş. Yine arkamızda da Kırgızistan'ın bayrağı var. Bunlar da bilekliklerimiz. Arada bir de böyle yolda gezerken bileklik satıyorum, hani ayaküstü. Çünkü oturup yere oturup şu an bileklik satmaya da vaktim olmuyor. Çünkü gidip kurgu yapmam gerekiyor falan, videoları hazırlamam gerekiyor. O sebepten dolayı gezerken de arada bir bileklik satıyorum arkadaşlar. Bu meydanı da size göstermek istedim böyle. Ben hem geziyorum hem video çekiyorum bu şekilde gezerken. Ufak ufak da olsa. Zaten asıl gezmek istediğim yerler yaylalar oldu. Yaylalar olacak benim için. Umarım oralara gidebilirim. Oraları da çekebilirim. Parkın hemen karşısına geldim. Burada da Cengiz Aytmatov'un heykelini görüyorum. Kırgız edebiyatının dünyaca ünlü yazarlarından bir tanesi. Hatta Selvi Boynum Al Yazmalı'nın da yazarı yine Cengiz Aytmatov arkadaşlar. Cengiz Aytmatov Kırgızistan için çok önemli bir yere sahip. Hatta Kırgızistan'ın eski Dışişleri Bakanı da Cengiz Aytmatov'un babası oluyormuş. Bu bilgileri de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Buradan da ayrılıyorum. Yine sokaklarda neler göreceğim, neler yapacağım bilmiyorum. Cadde sokak gezerken yine gördüğüm şeyleri sizlere de göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bir şey dikkatimi çekti. Ben böyle yollarda gördüğüm içecekleri falan denemeyi çok seviyorum. Burada da çalap adında bir içecek var. Aslında ayran diyebilirim. Hem böyle biraz tuzlu ve ekşi, yayık ayranına benziyor ama tadı çok güzel, çok lezzetli. Ve sıcak havalarda soğuk soğuk iyi gidiyor. Ben buna 20 son verdim ve tadı çok lezzetli. Sağ olun rahmet. Caksı caksı. Siz onlar da caksı diyor değil mi? Cakşı cakşı. Burada da böyle kitap satıyor arkadaş. Biz de bilekli satabilir miyiz acaba diye soruyoruz. Bir problem olur mu diye. Bu arada kitaplar 150 son. 2 dolar falan yapıyor yani. Böyle burada çeşit çeşit kitapları koymuşlar. Satıyorlar. Şu an bilgi alıyoruz satabilir miyiz acaba diye. Ama arkadaş biraz tepkisiz. Bu arada henüz bir şey yememiştim. Ben de şimdi yemek yemeye geldim. Böyle kahvaltı gibi diyeyim daha doğrusu. Çünkü açım ve henüz kahvaltı yapmadım. Böyle bir yere giriyorum. Burası neresi? Şöyle göstereyim. Arkamda gördüğünüz kafe. İnşallah ucuzdur yemekler. Burada ne var ne yok bilmiyorum ama hamur işi çok fazlaymış. Muhtemelen poğaça tarzı şeyler vardır diye düşünüyorum. Hamur işinin çok tüketildiğini söylediler çünkü burada da. Her yerde poğaçalar, börekler falan var. Ama yemek kokuyor burada yani. Bence yemek yemek yiyeceğiz gibi. Neyse gideyim bakayım ne yemekler var. Göstereyim hem de fiyatlar nasıl. Şahsen şu an yani cebimde benim 300 falan şeyim anca vardı. Ya da 500 falan vardır sonum. Bu paraya ne yiyeceğimizi de bilmiyorum ama ucuz bir şeylerden yiyeceğiz artık. Sonra giderim bileklik satışı yaparım. Tekrardan para kazanırım. Daha aynı şekilde devam. Şimdi öncelikle burada yemekler var. 90 son, 75 son, 75 son, 1 dolar falan, 1,5 dolar o civarda. Çorbalar var. Bak, ben bunları alabilirim. Ne kadar acaba bu? Makarna. Sabah sabah makarna yiyecek gibi olacağım ama burada da o meşhur mantılardan var.
Ha, burada da börek var. Neyli patatesli börek. Patatesli börek tam buradaki benim istediğim gibi patatesli böreklerden değil. O yüzden sevmiyorum bu şekilde. Burada da yumurtalı bir köfte var. Köfte, yumurtalı köfte. Allah Allah. Bu da enteresan geldi. Bunun ne olduğunu çözemedim. Şu ikisi, bu mantı bence ama içinde bunun ıspanak falan var. Burada da salatalar var. Salatalar, pastalar falan var. Şu makarnalı salatalıyı burada çok yapıyorlar ya. Pastalar da yukarıda. Ya bir şey söyleyeceğim. Ucuz bir yermiş hakikaten ya. Fena değil fiyatlar. Ben şimdi şu makarnanın fiyatını sorayım. Kayısıcaksı. Hangisi kayısıcaksı bu? Buradaki. Bu. Herhalde Azerbaycan'da da vardı. Moğollarından yemesi çok. İçinde naçinkası çok. Nasıl? Neyi çok? İçinde naçinka çok. Kapusta. Naçinka ne ya? Kapusta, et. Kapusta. Yeli. İşler de çok içinde. Neyse ben samsadan alayım. O üstte olsun ama. Hadi buradan alalım samsayı. İki tane de şerbet aldık. Kampot bence Azerbaycan'dakinden. Şimdi ısıtacağız. Burada da mı kampot? Bunları aldık. Isıtırsak güzel olur. Aldım şimdi samsalar 90 son tuttu yani. 1 dolar falan yapıyor. Ben bunu Özbekistan'a tatmak istiyordum ama artık hem en uygunu bu diye düşündüm hem de bir tadalım dedim. Bir de ısıttılar bayağı sıcak. Tadına bakalım nasıl. İçinde ne kadar çok kıyma var böyle. Çok fazla. Full kıyma dolu içeceğim. Bir şey diyeceğim, bu samsa kimin? Valla ben böyle başarılı bir şey beklemiyordum. Tadı bence gayet güzel. Yani gerçekten çok beğendim. İçerisinde bol soğan, bol kıyma var. Bir at eti midir acaba? Düşünmedim değil. Sence at eti mi? Bence değil ama at eti pahalı ya. Değil değil mi? En kolaylıkla bulamaz. Bence de. Mal eti bu. İnek eti bildiğin ama tadı gayet güzel. Mirfe hamurundan yapılmış herhalde. Çok lezzetli. Gerçekten 45 sona da yarım dolara da yani gayet iyi bence. Bir tane yeseniz tamam. Hop hop hop. Hadi bakalım. Ver bakalım. 11 son ver. Son anda yetiştik. Şimdi otobüse bindik. Koştur koştur. 11 son dediler. Parayı çıkartıyorum ben de. Verdik. Çünkü bozuk paramız yoktu. 11 son galiba. Ama şimdi telefonla konuşuyor. Bekleyeyim biraz. Evet arkadaşlar ödedik şimdi parasını. Böyle. Ne kadarmış yani? 11 son muymuş? 20, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 170, 175. Evet, olmuştum falan yapıyorum. You are you from? Türkiye. You are from here? Yes. Sen? Bişkek? Yes. Çok tatlılar ya, şunlara bak. Ya çeviri yaptırdım birazcık. Neresi? Kırgızca bilmiyorum. Arkadaşlar bilirsin. Do you speak Turkish? Yes. Говоришь, она говорит на смешанном турецком. Ой, хорош, еще. Burada tatlış kız var bir tane. Hey, hello. Hello. Oo, çok tatlısınız. Adın Kanday. YouTube. Adın Kanday. Cakşı. Cakşı. Ha, nasılsın demek herhalde. Çok tatlılar ya. Oo, maşallah şunlara bak ya. Çok tatlı. Yerim sizi ben ya. Çok tatlılar. Şunlara bakın. Açık değil. Açık değil. Şimdi açık. Ya bak ben. Beni de yaz, beni de yaz. Onu da yaz. Ava siz kanal. Nereden geldin? İstanbul. İstanbul. Evet. Onlar da bize translate yapıyor şimdi.
Gıdayı kız gel. Ne zaman? Kendinize çekil, kendinize bak böyle yap. Ben? Bak böyle yap. Televizyon İstanbul. Hello. 1 month, 2 months. My name is Hüday. Bak bunu Seren. Beraber foto olur mu? Foto. Ha, yazayım, tamam, dur. How much? Ne kadar? Baba. How much? 200. 200 son. Ha, 200. Yani 2 dolar falan. Olduğu için bunu sonra evet yapalım. Evet. Sonra yapalım. Zaten şu an sadece biz sonra geleceğiz, tamam mı? Sonra. Sonra tekrardan geleceğiz. Ha, düşü anlıyor musun? Ben de çekeyim. Bunu sen nasıl böyle şey yaptın abi? Ha? Kartal tutmak. Bizim ama şimdi pulumuz yok, sonra. Pulumuz yok, sonra geleceğiz. Yapma öyle. Benden bırak olsun. Vallahi. Aa, süper. Teşekkür ederim. Foto çekiyorum. Ama abi böyle getirtiyordu şey İbrahim. Hı. Arkadaşlar şu an buradaki abi bize dedi ki birinize para alayım, birinize almayayım dedi. Sağ olsun. Biz de şu anda fotoğraf çekiliyoruz. Dur. Poz ver. Yan çekiyorum. Özünüz düz durun. Özünüz düz. Var iki. Tamam. Var üç. Var üç. Oldu güzel mu? Aldı. Çok teşekkürler. Çok cahsı. Cahşı. Oo, güzel olmuş.